Merhaba çocuklar. Ee, Türkçe ödevimizin cevaplarını vereceğiz. Ee, bundan sonra da pazartesi artık görüşeceğiz. Ödev vermeyeceğim yani. Evet, kelimenin zıt anlamlarını tahmin eder. Bununla ya zıt ilgili test soruları var. Bakalım. Beyaz örtünün üstündeki siyah leke dikkat çekiyordu. Bu cümledeki alt çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangisi var? Şimdi anlam ilişkisi deyince çocuklar. Üç türlü ama biz ikisini öğrendik. Bir, eş anlamlı olabilir. iki zıt anlamlı. Tamam Şimdi bunlar beyaz ve siyah birbirinin zıttı. O zaman zıt anlamlı arayacağız. Sağlık, sıhhat eş anlamlı. E yazıyorum kenarına. Şöyle E yazabilirsin. E. Sıcak, soğuk zıt anlamlı. Tamirle onarım da eş anlamlı. O zaman B. Zıt anlamlı soruyor çünkü. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Çocuklar ilkinde kıyıda küçük bir vapur. Vapurun yanında büyük Yiyecek sepetliyle bekleyen gençler. Küçük ve büyük bir arada kullanılmış. Diğerlerine bakmama bile gerek yok. Cevap A. Ee, bugün hava soğuk olduğundan bahçeye çıkamadık. Bu cümlede altı çizilik kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdaki hangisinde konu? Soğuğun karşıt anlamlısı yani zıt anlamlısı. Soğuk sıcak demek. Zıt anlamlısı pardon. Soğuğun zıt anlamlısı sıcak. Sıcak nerede geçiyor? A'da. Bu yaz havanın çok sıcak olacağını söylüyor. Sıcak. Tamam. Devam edelim. 4. Hayat kendinden ne iyi ne de kötüdür. Ona iyiliği kötülüğü katan sizsiniz. Bu cümledeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangisinde vardır? Yine iyi ve kötü. Ya eş ya zıttır. Bunların birbirini zıttır. Zıt anlamlı bulacağız yani. Varla yok zıttır. Zaten bulduk. Vakit zaman eş anlamlı. E yazıyorum. Doğru dürüst eş anlamlı. O zaman cevap A. Tamam Anlam ilişkisi dediğinde tamam bu bu tarz sorulara çok denk gelirsiniz. Ya eş anlamlı ya zıt anlamlı aklınıza gelsin. Yaşıtlarına göre uzun bir çocuktu. Bu cümledeki altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdaki hangisini? Karşıt zıt demek çocuklar. Yani uzunun zıttını bulacağız. Uzunun zıttı kısadır. Kısa hangi şeyde geçmiş? B'de geçmiş. Kısa olmasına rağmen her yere yetişiyordu. Yani cevap B. 6'ya geçelim. Köyün üst tarafında kulübenin önünde ateş yanıyor. Bu cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki de hangisidir? Zıttı üstün alttır tabii ki C. Kolay bir soruydu. Biz Uğur ile farklı mahallelerde oturuyoruz. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün karşıtı yani farklının zıttı. Farklının zıttı aynıdır çocuklar. Farklı olmayanlar birbirinin aynıdır. Yakınla değişik değil. Devam edelim. 8. Kalın demir Demirin kapının hemen yanında bekliyordu. Kalın demir kapının hemen yanında bekliyordu. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün karşıtı aşağıdaki karşıt deyince zıt anlayacağız. Karşıt, karşıtı tam tersi anlamı. Zıt, karşıt, tersi. Bunları gördüğünüz zaman e, zıt anlamlısı aklınıza gelecek. Kalının zıttı in, e, incedir çocuklar. Kalın ince. Darla genişti pardon onu yanlış söyledim. Yorgun çocuklar bir köşeye geçip oturdu. Yorgunun zıttı Alt yüzü karşı taşa Yorgun. Yorgun olmayan nedir çocuklar? Dinçtir. Tamam mı? Kuvvetli değil. Kuvvetli, zayıf, sağlıklı, e, hastalıklı. Zıtları bu olur. Dinç. Bu biraz zordu. Ben de zorlandım. Evet 10. İş yerinde sağlam saat kalmadı. Zamanı öğrenemiyoruz. Sağlamın zıttını soruyor. Sağlamın zıttı bozuktur çocuklar. Kötü, iyi, dayanıklı, onun zıttını da dayanıklı dayanıksız. Onun zıttını ben de bilmiyorum. Islak giyme onları. Çamaşırlar hala ıslak giyme onları. Bunun zıttı kurudur. Zıttı hangi cümlede kullanılmış diyor. Cevap B. Mangaldaki kuru odunlar çıtır çıtır yandı. Bakın kuru. Devam edelim. 12. Aşağıdaki cümle hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. Kadın hızlı adımlarla gelip masasının başına oturdu. Hızlının zıttı kullanılmamış. Onu soracak birisi olursa adresini vermemi söyledi. Burada da yok. Yaptığım böreğin altı da üstü de pişti. Bak alt ve üst birbirinin zıttıdır. cevap C. Aşağıdaki cümlenin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Bakalım. Ağacın üst dallarında meyveleri topladıktan sonra alt dallara Alt ve üst birbirinin zıttı. Yani kullanılmış. Geçiyoruz. Tuttuğum ev iş yerine uzak ama anneme yakın. Uzak ve yakın birbirinin zıttı kullanılmış. Demek ki C olacak. Bizim mahalleye gidebilmek için yokuş yukarı çıkmamız gerekiyordur. Burada birbirinin zıttı yukarının aşağı mesela kullanılmış. Yokuş iniş gidebilmek gelebilmek yani bunlar kullanılsaydı burada da olacaktı ama C'de kullanılmamış. Şimdi eş anlamlılar. Aşağı sözcük çiftlerinin hangisi eş anlamlı? Uzun kısa zıt zor kolay zıt güçlü kuvvetli eş anlamlı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi aralarındaki anlam ilişkisine göre farklıdır? Yani ya eş anlamlı, zıt anlamlı. Güzel, çirkin birbirinin zıttı. Yumuşak, sert birbirinin zıttı. Kötü ile fena birbirinin eşi. Fena. Fena çocuk değil, kötü çocuk değil demek istiyoruz. Fena kötü anlamında. Fena bir insan değil yani kötü bir insan değil. Şimdi ilk önce soruyu okuyalım sevgili. Altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Zamanla vakit birbirinin eş anlamlısı. O zaman eş anlamlı bulacağız. Cevap B. Fakirle yoksul birbirinin eş anlamlısı çocuklar. Fakir ve yoksul parası az olan ya da hiç olmayan anlamında. Geçelim. Altı çizili sözcüğü eş anlamlısı doğru verilmiş. Hür özgür, ileri geri, yer durak. Hür ve özgür eş anlamlı çocuklar. Hürriyet de özgürlük demek. Hür, Hürriyet. Hürriyet diye bir gazete vardı hatta. Özgürlük demek. Hür ve özgür eş anlamlı yani özgür demek. Hangilerinde eş anlamlısı ayrı içinde doğru verilmiş diyor. Su içecek. Suyun eş anlamlısı içecek değildir. Suyun özelliğidir o iç, içilmesi. Kirli pis. Cevap bu. Kirli ile pis eş anlamlı çocuklar. Kirlinin eş anlamlısı pistir. Uzunla büyük de eş anlamlı değil. Geçelim 6'ya. Aşağıdakiler, hang, hangisi altı çizili sözcüğün eş anlamlısı ayraç içinde doğru. Veriyor. Ayraç dediğimiz parantez sözcük. Yağmurun eş anlamlısı su değildir. Yanlış. Hata yanlış. Bu doğru. Hatanın eş anlamlısı yanlıştır. E, engelin e, zıt anlamlısı da şey eş anlamlısı da sebep değildir. Sebebin eş anlamlısı neden? Geçelim 7'ye. Altı çizililer sözcüklerden eş anlamlısı doğru verir. Bulaş bulaşalım konuşalım yanlış eş anlamlı değil. Ilık sıcak eş anlamı değil. Hatırlıyorum anımsıyorum. anımsıyorum. Hatırlamak anımsamak. Hatıra ile anı eş anlamlıdır. Bunlara ek getirilerek oluşturulan hatırlamak ve anımsamak da eş anlamlı. Armağan altını çizmiş. Armağanın eş anlamlısı hediyedir çocuklar. Nerede verilmiş? C'de. Yarışmada dereceye girenlerin hediyelerini ben verdim. Hediye bakın burada kullanıldı. Ve son soru. Şehrin en kirli sokaklarında yürümek zorunda kaldık. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki hangisinde vardır? Kirlinin eş anlamlısı neydi? Pisti. Bakalım nerede var? A. Evimizin önünde geçen dere pis görünüyordu. Yani kirli görünüyordu. Pisle kirli eş anlamlı. Evet eş anlamlısı tamamlı. Önemli çocuklar. Dilimizi daha iyi kullanabilmek. Daha çok kelime bilip daha çok dilimizi de o kelimeler kullanarak daha güzel konuşmuş oluyoruz. Eee Bugün ödev vermiyorum. Ee, yani herkes e, hasta olmayan, herhangi bir adil işi olmayanlar yarine gelsinler. Yarın buluşalım. Sizleri özledim. Kendinize iyi bakın.